labial küçük kız çocuklarına görülen labial füzyonda yapılması gereken birincisi her şeyden önce kapalı ne ölçüde kapalı olduğuna bakmak gerekir. İlk seçenek daima beklemektir. Eğer tüm baştan aşağı kapanmadıysa, çok küçük bir kısmı kapandıysa ailenin bundan korkmaması gerekir ve asla buna müdahale etmemesi gerekir. Kendi haline bıraktığınızda problem çıkmamakta ve bunlar %70 oranında kendi kendine geçmekte ve iyileşmektedir. Buradaki diğer ikinci bir seçenek eğer tamamı eğer tıkandıysa, tamamı kapandıysa o zaman buraya lokal östrojenik bir takım kremler kullanılması gerekir. Bu östrojenik kremler tabii ki kullanılabilir ancak bunların yaşa göre kullanım süreleri farklı olacaktır. Dolayısıyla yaşa göre bu kullanım süreleri farklı olduğu için aileye bunları anlatmak ve bu tedaviyi bu süreç içinde devam ettirmek gerekir. Üçüncü seçenek cerrahidir. Ancak cerrahi seçenek daima asla ve asla ilk seçenek değildir. Çok nadir durumlarda kız çocuğu şayet idrarını yapamazsa başvurulacak bir seçenektir. Bu son derece önemli. Çünkü burada kapanma olasılığı çok yüksektir. Devamlı olarak cerrahi uygulamak burada bir bağ dokusu oluşturmakta sonuç olarak burada şekil açısından bir problem yaratmaktadır. Genelde anneler şu şekilde korkmaktadır. Ya yani burası kapanıyor, idrarı geriye kaçıyor. Bu işte orada iltihap yapıyor. Ondan sonra yukarıya da üst genital sistemde problem yaratıyor. Böyle bir şey yok. Kız çocuğunun rahim ağzı kapalıdır. Ancak ergenlikle beraber burada geçiş sonu vesaire aşağı doğru inmektedir. Östrojene maruz kalması gerekir oranın. Yani ergenliğe girmesi gerekir. Dolayısıyla içerideki herhangi bir iltihabın üst genital sisteme, yumurtalıklara falan gitmesi söz konusu değildir. Onun için annelerin korkmaması gerekir. Burada dediğim gibi ilk seçenek daima beklemek, ikinci seçenek de diğer aşama aşama diğer problemleri ortadan kaldırmaktır.